Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda muhabbet kuşları ne yer? Muhabbet kuşları nasıl kafesleri tercih ederler? Muhabbet kuşlarının ekipmanları nelerdir? Üretim yapacaksanız nasıl bir kafes kullanmanız gerekiyor? Nasıl bir yoluk kullanmanız gerekiyor? Bununla ilgili size yardımcı olmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda da yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler. Muhabbet kuşu herkesin bildiği gibi darı diye tabir ettiğimiz karışık bir çeşidi olan yem çeşididir. Örnek veriyorum, çoğu insan bilmez. Mesela yemin içeriğinde ne var ya da ne hayvana daha yararlı gelir, neler hayvana daha destekleyicidir ya da yemin içine nasıl yem karıştırılır. Bunu çoğu insanımız bilmiyor. Biz bunu insanlara belirtmeye çalışıyoruz ama bizim belirtmemiz şundan kaynaklanıyor. Yani biz bu işin içinde olduğumuz için bunu izah ediyoruz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir pet shop'a gittiğinizde veya bir yemciye gittiğinizde sizin önünüze konulan yem almak zorundasınız. Bunun sebebi de zaten halihazırda yapılmış bir yem olduğu içindir. Biz tavsiye ediyoruz sadece. Siz elinizden geldiği kadar bu ağırlıkta olan yemi almaya çalışırsanız hayvanınız için daha sağlıklı olur. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yemlerin içerisinde 4 çeşit yem dediğimiz darı çeşidi vardır. Bu aktarı, sarı darı, kızıl darı ve aspur olarak değişiyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aktarı üretime göre genelde içerisine konuluyor. Aktarı bulunamadığı zaman içerisine sarı darı olarak tabir ettiğimiz sarı darı konulur. Kızıl darı çok az bir şekilde konulur arkadaşlar. Bunun haricinde keten tohumu dediğimiz ya da nijer tohumu dediğimiz veyahut da kenevir tohumu dediğimiz bu tohumlardan da katılıp karışım yapılabiliyor. Benim kendim üretim halinde kullandığım yemin içerisinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. %60 aktarı, %30 aspur, işte %5 ya da %10 sarı darı, %5 ya da %2 civarında kızıl darı var. Ben kendim özel karışım yaptırıyorum üretim yaptığım için. Siz evde kullandığınızda şöyle pet shop'tan aldığınız yemi kullanacaksınız. Bu kullandığınız yemde öncelikle aramanız gereken özellik temiz olması arkadaşlar. Paket yemler de olur. Açık normal paketlenmiş yemler de olur. Lakin öncelikle yemin tozsuz olmasına çok dikkat edin. Yemin parlak olmasına çok dikkat edin. Eğer bir yerden memnunsanız yeminizi alıp hayvanınıza kullanabilirsiniz. Onun haricinde eğer yaptırma imkanınız varsa lakin bir kuş için bunun için çok uğraşacaklarını zannetmiyorum yem satan yerlerin. Şu an bizim yem satma gibi imkanımız yok. Çünkü kanalımızın daha 1000 abonesi olmadığı için abone olmadığından dolayı da biz herhangi bir satış yapamıyoruz. Eğer böyle bir şey olursa kendi yemimizden size paket halinde de bu konuda yardımcı olacağız. Hem tozsuz hem temiz hem de bilindik bir yerden yani garantili bir yem diyebiliriz. Çünkü kendimiz kullanıyoruz. Bizim şu an 40 takım sultan papağanımız var. Yani 80 adet sultan papağanımız var. Bunları da kullanıyoruz ve gerçekten çok memnunuz. İlerleyen süreçlerde isteyenlere de işte yarımşar kiloluk birer kiloluk paketlerde de gönderim yapacağız. Bunu da bilin. İçerik şöyle önemli arkadaşlar. Aspur ve aktarı hayvana çok yarayan bir şeydir. Sarıları ve kızılları da yarıyor. Lakin diğerleri kadar yaramıyorlar. Başkası diyebilir ki ben sarılarıyla daha iyi bakıyorum ama hayvan arkadaşlar yemiyor. Genelde aktarı ve aspuru daha çok tercih ediyorlar. İmkanı olsa aktarı ve aspuru sadece vermeniz sizin için daha iyi arkadaşlar. Bunlar hayvanların başlıca yiyebileceği bir şeyler. Kafanız çok karışmasın. Bunları ilerleyen süreçlerde ben zaten size yardımcı olacağım. Yani yem tedariğinde. Hayvanınızın daha iyi, sağlıklı yaşayabileceği şekilde yem tedarine size yardımcı olacağım arkadaşlar. Şu anlık sadece bilin diye istedim. Aktarısı çok olan yemden bulursanız, hatta aktarı bulup içerisine kendiniz karışım yapabiliyorsanız daha güzel olur. Zaten kuşlar genelde aktarıyı yerler, aktarıyı daha çok severler. Muhabbet kuşlarında, sultan papağanlarında da bu böyledir arkadaşlar. Bu muhabbet kuşuyla ilgili bir video olduğu için şu an muhabbet kuşuyla anlatacağım. Diğer videomuzda da sultan papağanı ile ilgili olan videoyu anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu darının haricinde bir de daldarı dediğimiz yani kızıl daldarı ve sarı daldarı dediğimiz iki daldarı çeşidi var. Hayvanlarınıza da bunlardan verebilirsiniz. İmkanınız varsa haftada bir kere, imkanınız varsa haftada üç kere de verebilirsiniz. Yani imkanınız varsa her gün de verebilirsiniz. Çünkü hayvan zaten bu darıyı yiyip diğer verdiğiniz darıyı bırakacaktır. Çünkü daldarıyı daha çok seviyorlar. Yemin kavrulmuş hali dediğimiz daha ufak hali, ayıklanması daha güzel, hayvanın daha çok tercih ettiği bir yem çeşididir. Yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Önünüzde bir tarafta et var,
Bir tarafta da bir sebze yemeği var. Siz hangisini tercih edersiniz? Tabii ki eğer vejetaryen değilseniz eti tercih edersiniz. Hayvanlar da böyle bir tarafa daldırı, bir tarafa da aktırılı bir yiyecek koyduğunuzda hayvan öncelikle daldırıyı tercih ediyor. Yemeyen hayvanlar var mı? Evet, %1 seviyesinde de olsa yemeyen hayvanlar çıkıyor. Kimisi sarıdarı yemiyor, kimisi kızıldarı yemiyor. Ama genelde ekseriyette bu darıları tercih ediyorlar. Sağlık açısından da önemli. İlaçsız olması tercihimizdir. Kendi evinizde de bunu yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun nasıl yetiştirileceğini ilerleyen günlerde ben video şeklinde kendim evde yetiştirirken bunu da çekip size atacağım. Eğer siz de kendiniz yapmak isterseniz bir dal darıyı alıp tohumu alıp ekip evinize yetiştirip hayvanınıza yedirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hayvanlarınıza sebze ve meyve verebilirsiniz. Bu sebze ve meyveler nasıl verilir? Bakın öncelikle şunu söyleyeyim size. Bir sebzeyi ve meyveyi vermeden önce kesinlikle sirkeyle dezenfekte edin. Hayvan ölümlerinin birçok nedeni bu verdiğiniz sebze ve meyvelerin ilaçlı, yani zirai ilaçlı olduğu için genelde bu hayvanları öldürüyor. İleride muhabbet kuşu neden ölür veyahut da sultan papağanı neden ölür adlı videomuzda bunu çekip arkadaşlar size anlatacağız. Bunun başta sebebi öncelikle şöyle söyleyeyim. Tamamen bu verdirmiş olduğunuz meyve ve sebzelerdeki zirai ilaçlarla alakalıdır. Bununla ilgili de bir video çekeceğiz. Hayvanınızın ömrünü daha uzatabileceğimiz bir video olacak inşallah. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Meyve ve sebze konusuna gelince örnek veriyorum. Her ayın kendine ait, yani yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar olmak üzere 4 ay, 4 mevsim meyve çeşitleri vardır. Şöyle size örnek vereyim. Aralık ayında örnek veriyorum meyve vereceksiniz. Veyahut da Ocak ayında veyahut da Şubat ayında meyve vereceksiniz. Bu aylarda, yani bu 3 ay kış ayı dediğimiz aylarda meyve çeşitleri çok fazla yok. Belli standart meyveler var. Bunlar örnek veriyorum başlısı elma, muz, ayva, nar, greyfurt, portakal, mandalina, kivi, kestane ve hurma gibi çeşitleri var. Listede de gördüğünüz gibi ben size listesini gösteriyorum. Arkadaşlar bunları nasıl verebilirsiniz? Kimisini dilimleyerek verebilirsiniz. Kimisini rendeleyerek verebilirsiniz. Bunlardan hepsini verecek misiniz? Arkadaşlar her ay bir tanesini deneyin. Hayvanınızın ne yiyeceğinizi, yani nasıl yedireceğinizi siz kendiniz bakarak ve gözlemleyerek bunu bakabilirsiniz. Örnek veriyorum hayvanınız muz yemiyor. Muzu dilimleyebilirsiniz, deneyin. Örnek veriyorum hayvanınız elma yemiyor. Mesela benim kuşlarım elmayı kesinlikle rendelenmiş yemiyorlar. Dilimlenmiş yiyorlar. Ben dilimlenmiş veriyorum. Örnek veriyorum hayvanınız ayva yemiyor. Bunu nasıl verebilirim? Dilimleyebilirsiniz. Örnek veriyorum hayvanım nar yemiyor. Genelde bunlar yedikleri yiyecekler. Mesela yediremeyeceğiniz ne olabilir? Bu listede muz olabilir arkadaşlar. Bunun haricindeki birçok şeyi rendelediğiniz zaman hayvan yiyecektir. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer hayvanınız hiçbir meyve sebze yemiyorsa size yapacağınız şey şöyle örnek vereyim. Bu meyvelerin, örnek bu listede gördüğünüz meyvelerin hepsinin suyunu hayvanın suluna koyup içirebilirsiniz. Bu en kolay yoludur. Bunu neden vermeliyiz? Bunu şu yüzden vermeliyiz. Hayvanın ihtiyacı olan şeyi karşılamak için. Çünkü hayvan bunu doğada buluyor. Siz doğada bunu bulamıyorsunuz. Yani hayvana vermediğiniz zaman hayvan bunu yiyemiyor. Bunun vitaminini alamıyor. Arkadaşlar diğer örnek veriyorum. Mart, Nisan, Mayıs ayındaki meyveler de gene kış ayındaki meyvelere yakın meyvelerdir. Sadece şöyle söyleyeyim. Mayıs ayında ekstradan bu listede gördüğünüz çilek ve dut buna eklenebilir. Bunu verebilirsiniz. Çileği gene aynı şekilde parçalı verebilirsiniz. Ve arkadaşlar diğer bir ay Haziran, Temmuz, Ağustos, yani yaz ayı dediğimiz ayda meyve sebze, yani meyve biraz daha fazladır. Burada çoğu şeyi verebilirsiniz hayvanınıza. Çilek, dut, caneri, örnek veriyorum listede gördünüz. Kiraz, şeftali, kayısı, kavun, karpuz. Yani bunları çok tercih ederler arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar bunları hayvanlarınıza çok az sayıda da olsa. Yani benim evimde bir tane kuş var. Ben bunu nasıl vereceğim? Hayvanıma bunu nasıl tedarik edeceğim gibi düşünmeyin. Evinizde zaten bunlardan alıyorsunuz. Bu aldığınız listedeki veyahut da alamadığınız meyveleri versek o vermesek olur mu? Olabilir. Sadece aldığınız meyvelerden verebilirsiniz. Biz bunu size liste olarak atıyoruz. Örnek veriyorum. Bunlar hayvanların yemesi gereken vitaminler. Çünkü bunlardan vitamin alıyorlar. Doğada bu hayvanlar gerçekten iyi besleniyorlar.
Ama evde bizim kafesimizin içine girdiği zaman biz ne verirsek onu veriyorlar arkadaşlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Sadece darıyla, yani bizim tabirimizde insan sadece ekmekle büyümez. Biz de her meyve ve sebzeye yeme hakkımız olduğu gibi hayvanların da bunu yeme hakkı var arkadaşlar. İmkanınız varsa bunlardan bir adet arkadaşlar ayda veya haftada, yani örnek veriyorum, bir çileği bir muhabbet kuşunu dörde bölüp haftalık olarak ve Haziran ayında verebilirsiniz. Bu listede gördüğünüz arkadaşlar. Diğer bir listeye geçelim arkadaşlar. Eylül ve Ekim ve Kasım ayındaki meyve ve sebzelere baktığımızda arkadaşlar burada da diğer yaz meyvelerine nazaran yine bir tek üzüm, incir, bunlar biraz daha yeni sezonda çıkıyor arkadaşlar. Bu sezonda hayvanlarınıza verebileceğiniz meyveler bunlar arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şey üzümün çekirdeksiz olması daha tercihimizdir. Çünkü çekirdeği çok fazla vermenizi tavsiye etmiyorum muhabbet kuşlarına. Arkadaşlar diğer bir aya geçtik. Diğer bir ayda şöyle söyleyeyim, sebzeler arkadaşlar. Sebzelere geçtiğimizde arkadaşlar Aralık, Ocak ve Şubat ayı, yani kış ayında sebze biraz daha ağırlıklı oluyorlar. Kış ayındaki sebzelerin ağırlıklı olmasının sebebi de arkadaşlar insan kanını araştırdığınızda yaz meyveleri ve sebzeleri insanların kanını inceltir. Kış meyveleri de sebzeleri de insanların kanını kanılaştırır. Bunun sebebi de soğuk ve sıcak dengesini sağlamak için bizim metabolizmenizle alakalı olan şeydir arkadaşlar. Arkadaşlar önümüzdeki listede Aralık ayı listesine baktığımız zaman havuç, bal kabağı, yani normal kabak dediğimiz beyaz kabak, ondan verebilirsiniz. Pırasa, lahana, karnabahar, ıspanak, ondan sonra yer elması, kereviz, brokoli, kara lahana, pazı, bunları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bunları nasıl vereceğiz? Arkadaşlar gene dediğim gibi kesinlikle sirke olmadan, yani sirke de dezenfekte etmeden vermeyin. Çünkü bunların hepsi kesinlikle ve kesinlikle sirke konmadan verildiği zaman zirai aletlerde, yani zirai ilaçlardan dolayı bunun sıkıntısını yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir listeye geçtiğimizde arkadaşlar Mart ayında, Nisan ayında ve Mayıs ayında arkadaşlar yine aynı, çok fazla değişmeyen listemiz var arkadaşlar. Yani bu listeden bakıp durdurup, yani şu an izlediğiniz videoyu durdurup bu listeden kendinize, örnek veriyorum, alacağınız, evinize alacağınız listeden eminim kesinlikle var. Yani genelde aldığımız havuç vardır arkadaşlar, turp vardır. Bunları vardır mesela. Bunları sizde maydanoz vardır mesela, örnek bu listede gördüğümüz. Nane vardır, taze kekik vardır, pırasa vardır. Bunları da hayvanlarınıza yedirebilirsiniz arkadaşlar. Yani burada almadığınız kuşkonmaz dediğimiz, enginar dediğimiz, arpacık soğan dediğimiz bunlar çok evimize girmezler ama atıyorum bir pazara gittiğinizde yani yerden dökülmüş olan bir malzemeyi bile alsanız o hayvana yeterli gelecektir. Sadece sizin iyi bir dezenfekte edip, yani sirkeyle iyi bir dezenfekte edip bunu hayvanınıza verebilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir listeye geçtiğimizde arkadaşlar Haziran, Temmuz, Ağustos sebzelerine geçtiğimizde arkadaşlar bu listede baktığımızda arkadaşlar yani ekstra tabii ki şeyler var, fasulyeler var, semizotu var, bezelye var, sarımsak var. Yani ekstra baktığımızda arkadaşlar illa bu listenin hepsini verecek miyiz? Hayır, hepsini vermenize gerek yok arkadaşlar. Bu listeden kendinize, evinize aldığınız şeyleri verebilirsiniz. Diyeceksiniz ki bu listenin hepsini verelim mi? Yani bu listenin hepsini vermiş olsanız arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Türk parasıyla baktığınızda yani hepsini ortalama 5 TL vermezsiniz. Yani bu listenin hepsini verseniz size maliyeti, yani 100 TL'yi geçmeyecektir. Ve bunu siz bilen yeseniz siz bilen vitamin sağlayabilirsiniz. Bunu liste olarak size göstermemdeki sebep şu arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu listedeki malzemeyi ya da sebze ya da meyveyi verdiğinizde hayvan bu vitamini alacaktır arkadaşlar. Örnek veriyorum, buradan yeşil biberi verdiğinizde hayvan, örnek veriyorum, D vitamini alabilir. Bu D vitaminini ilaçtan sağlayamayabilir ama bu sebzeden sağlayabilir arkadaşlar. Yeni bir listeye geçtiğimizde arkadaşlar, örnek veriyorum Eylül, Ekim, Kasım ayı gene yaz meyve ve sebzelerine yakın şeyler bulundurmaktadır. Bu listeden gene aynı şekilde evinize aldığınız, evinizde tuttuğunuz şeyler, bunlar var genelde. Çok farklı bir şey yok arkadaşlar. Buradan da gene aldığınız malzemelerden hayvanınıza yedirin. Bu listeyi yapmamızdaki sebep arkadaşlar öncelikle şu. Bu listeleri yapıyoruz ki bu listelerden evinize aldığınızı hayvanınıza verin. Hayvanınızın ne yediğini tespit edin. Zaten bu bir müddet sonra
Bu listeye de ihtiyacınız olmayacak. Çünkü hayvanınızın ne yiyip ne yemediğinizi siz çok iyi bileceksiniz. Bazı hayvan vardır yeşil biber yemez. Bazı hayvan var yeşil biber yer. Bazı hayvan vardır havuç yemez. Bazı hayvan vardır havuç yer. O yüzden hayvanınızın ne yiyeceğini çok az arkadaşlar muhabbet kuşuna çok az veriyorsunuz. Yani bir havucun sadece bir dilimi yani ince bir dilimi bir bozuk para kadar olan bölümünü verseniz o hayvana o yeterli geliyor arkadaşlar. Bu da hayvanın ister istemez yani metabolizmasını, çalışmasını, sağlıklı olmasını sağlayacak şeydir arkadaşlar. Size gösterdiğim listeleri bakıp oradan kendinize bir kağıt kalem yardımıyla hayvanınıza verebilirsiniz. Kağıt kaleme dökün, bunu bir liste yapın. Aylık, Ocak, Şubat, Mart, 12 ayı arkadaşlar yazın. Deyin ki şunları şunları hayvanıma verebilirim. Veyahut da evime aldım. Ben evime aldığımda bunları verebilirim. Ve gerçekten şöyle söyleyeyim. Normalde hayvanların yemesi gereken meyve ve sebzeleri insanların da yemesi gerekiyor. Çünkü bunların içerisinde vitamin var arkadaşlar. Bunları yemezseniz ne olur? Vitaminsiz kalırsınız. İnsanlar için ilaçlar var, eczaneler var. Gidip eczaneden ilacınızı alıp kendinizi ilaçlarla takviye yapabilirsiniz. Ama bu meyve sebzeleri insanların yemesi gerektiği gibi kafese kapattığımız hayvanların da yemesi gerekiyor arkadaşlar. Çok az az verebilirsiniz. Hem bütçenizi sarsmaz hem de hayvanınıza iyi bakmış olursunuz. Başlıca yiyecekleri, içecekleri şeyleri anlatmaya çalıştık. Arkadaşlar dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Hayvanınıza meyve ve sebze vermeden önce kesinlikle sirkeyle dezenfekte edin. Sirkeli suda bekletin. Bir kovanın veyahut da bir bardağın içine sirkeli bir su yapın. Oraya vereceğiniz sebzeyi veyahut da meyveyi atın. 10 dakika, 15 dakika, yarım saat sürecini siz belirleyin. Dezenfekte yaptıktan sonra suyun altında durulayıp hayvanıza yiyeceği şekilde vermeye çalışın. Genelde rendelenmiş olduğunda çok rahat yiyorlar. Ne alırsanız rendeleyip verebilirsiniz arkadaşlar. Hayvanınızın tercih ettiği sebze ve meyveleri kesinlikle verin. İkinci bir konu arkadaşlar. Hayvanınıza nasıl bir kafeste bakacağız? Arkadaşlar şöyle düşünün. Ben bir evde oturuyorum, bir insanım. 1 artı 1 bir evde oturmak mı isterim? 2 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? 4 artı 1 mi? 5 artı 1 mi? Buna siz karar verin. Hayvan için de kafes alırken kesinlikle öyle bir kafes alın. Çünkü hayvanın kafesi ne kadar geniş olursa o kadar rahat ediyorlar. Bütçeniz yoksa en kötü 2 artı 1 dediğimiz yani biraz daha örnek veriyorum 40 santime yakın kafesleri tercih etmenizi öneririm. Tabii genelde sizin bütçenizle alakalı bir şey. Şöyle bir şey var. Bütçem var ama hayvanımı ben alıştırdım. Hayvanım sadece kafeste yem, su ve konaklama için duracak. O zaman çok küçük bir kafes alabilirsiniz. Çünkü o hayvan sadece oraya uyumaya girecek. Uyumaya girdiği için de sadece kafesinde durabilir. Ama imkanınız varsa her zaman büyük bir kafes. Nasıl biz insanlar 4 artı 1, 5 artı 1 hatta bahçeli bir evde oturmak istersek o hayvanlar da aynı şekil geniş bir yerde oturmak isterler arkadaşlar. Kafesin içerisinde ne bulundurabiliriz? Tek kuş ve iki kuş için bahsediyorum arkadaşlar. Tek kuş için arkadaşlar salıncak isterseniz ayna konuşuyorsa aynayı tavsiye etmiyorum. Çünkü ayna olduğu zaman hayvanlarınız pek konuşmuyorlar. Dişi ise kuşunuz ayna koyabilirsiniz. Yalnızlığını örtmek için çok ideal bir aparattır. Onun haricinde halkalar koyabilirsiniz. Salıncaklar koyabilirsiniz. Bunlar kesinlikle olması gereken malzemeler arkadaşlar. Bunun haricinde gagataşı, kalamar kemiği tutacağı bunun gibi şeyler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tülünü zaten kesinlikle unutmayın. Etrafı pisletmemeleri için kesinlikle lazım arkadaşlar. Bunun haricinde ekstra oyuncaklar olur mu? Hayvanınız oynuyorsa kuş oyuncağı, top bunlar varsa bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üretim kafesleri içerisinde arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Üretim kafesleri içinde arkadaşlar iki tane tünek kullanmayın. Üretim için bahsediyorum. Normal bir veya iki kuş için yani eş olmayacak yani yola takılmayacak kuşlar için iki tünek kullanabilirsiniz. Çünkü hayvanınız tek olduğu için yukarı aşağıya veya aşağı yukarı çıkması gerekiyor. Çünkü onlar için spor dediğimiz şey tünekleri oluyor arkadaşlar. Yani şöyle elimle göstermem gerekirse bir tünek buradaysa bir tünek burada olsun. Hayvanınız buradan buraya, buradan buraya geçebilir. Üretim için ise arkadaşlar tam tersi. Üretim için ise arkadaşlar ben her zaman tek tünek öneriyorum. Çünkü şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Tek tünekte olduğu zaman hayvanın iki hayvanınız o tüneğin üzerinde duracak ve birbirlerine alışması biraz daha kolay olacak. Ama iki tünek olduğu zaman karşılıklı duracaklar. Birbirlerine alışma süreci daha uzun olacak ve hayvanlar yuvada yattığı için yağlanma olacak.
Bu sefer de problem olacak. Onun için şöyle bir önerim arkadaşlar. Yuvalığınız kafesinin bir tarafında. Onun uzağına da tüneyinizi koyabilirsiniz. Çünkü hayvanınız tünekten yuvalığı uçacağı için yağlanmayı da önleyeceksiniz. Genelde hayvanların alt kısımlarına baktığınız zaman yağ bezesi olur. Bu da ister istemez hayvanların yumurtlamasında, eşleşmesinde, eş yapmasında, yumurta yapmasında problem yaşayabilir. İlerleyen günlerde bununla ilgili neden yumurtlamaz videomuzda bunu anlatacağız. Buradan ben size kafes ekipmanları ile ilgili bunları ön bilgilendirme yaptım. İlerleyen günlerde ekipmanlarla veyahut da yumurtlamayan kuşlarla ilgili videomda bunu daha detaylı anlatacağım. Şu anlık hayvanlarımızı ne yiyeceği, nasıl bir ekipmandan sağlayacağınız, neleri tedarik edeceğinizi kısaca anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Kafesinizde çok bir şey bulundurmayın arkadaşlar. Yani çok fazla kafesi daraltıp hayvanın sağa sola takılmasını, tırnağının takılmasını, gagasının takılmasını sağlamayın arkadaşlar. Çünkü hayvanın en iyi oyuncağı sizlersiniz. Sizler hayvanınızla iyi oynarsanız, onunla vakit geçirirseniz emin olun hayvanınız daha iyi bir ömür yaşayacaktır. Anlatacaklarımız bu kadar. Arkadaşlar son kez olarak da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlar kısmına da yorum atıp soru sorup hatta beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ederim.